Şimdi temel olarak bu tasarımı yapan e, arkadaşlar genellikle benzer e, şekillerde e, çözüyorlar ve birkaç tane çözüm yöntemi e, ile karşı karşıya kalıyorum katılımcılar tarafından. E, şöyle ki genel olarak yapılan e, tasarım şu oluyor. Şu iki yapıya baktığımız zaman örneğin müşteriler için olan yapıya baktığımız zaman Gerçek müşteriler ve tüzel müşteriler e, için düşündüğünde diyor ya yani bunlar e, birbirine çok yakın nesneler. İkisi de müşteri sonuçta. O zaman diyor ki ben müşteri diye bir nesne tanımlarım. Yani tablo tasar, tasarlarım. Bu müşteri tablosunun içerisinde gerekli olan kolonları koyarım. Örneğin müşteri no diye koyarım. Daha sonra adı koyarım. Soyadı koyarım. Ünvan ee, var diyor. Ben ünvanla e, adı e, aynı yerde kullanırım. Yani e, veya at soyadı birleştiriyor. Orayı hem de ünvanla beraber kullanıyor. Böyle bir şey yapıp işte TC kimlik no. İşte diyor ki TC kimlik no ile de vergi no birbirine çok güzel benziyor. O zaman TC kimlik no'yu e, ve vergi no'yu ortak kullanalım. E, bu şekilde e, bir çalışma gerçekleştireyim. Temel olarak yani ilk e, etapta benim size söyleyeceğim en büyük tasarım hatalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama eminim aklınıza bu gelmiştir. E, çünkü diyorum ya hani çok fazla e, bu tasarım tekniği kullanılıyor. Bu da ne yazık ki hatalı. Peki niye hatalı? Şimdi genelde programcının bu şekilde çalışma nedeni e, şu oluyor arkadaşlar. İşte diyor ki e, hani... Ben iki tane tabloyla çalışırsam burada benim e, sorgularım farklılaşacak. Ben onun yerine e, direkt olarak bir tablonun içerisinde bunları tek bir elden kontrol edeyim ve e, sonuca gideyim. Şimdi ilk etapta ben size şunu söyleyeyim İlk etapta, ilk etapta sanki bu tasarım belli ölçüde koruyormuş gibi görünüyor ama aslına bakarsanız ileri vadede hiçbir koruyuculuğu yok. Nedeni de şu. Ee, şimdi ben size temel ilk kuraldan bahsetmek istiyorum hemen burada. Temel kural şu arkadaşlar veri tabanınızda bir kolon ya nullabledır ya da nullable değildir. Bunu yıldızlı bir şekilde bir yere not etmenizi ve aklınızdan çıkarmamanızı rica edeceğim. Bir alan, bir kolon ya nullabledır ya da değildir. Nullable değildir yani. Dolayısıyla bakın. Gerçek müşteri için e, örneğin soyadı düşünelim. Hani bu yapı için. Gerçek müşteri için soyadı düşünelim. Şimdi gerçek müşteri de soyadı nalabalı mı? Yani nal olabilir mi? Tabii ki olamaz. Bir müşterinin soyadı mutlaka olmalı. Dolayısıyla normal şartlarda sizin buna nalabalı yani nal olabilir kaldırmanız lazım ki buraya mutlaka veri girmek zorunlu olsun. E şimdi siz burada... Tüzel müşteriyi de tuttuğunuz için mecburen ne yapacaksınız? Soyada nullable diyeceksiniz. Null da olabilir diyeceksiniz. Bu durumda zamanla şu şekilde verileriniz çıkacak. Soyada olan tüzel müşteri veya hiç soyada olmayan gerçek müşterilerle karşılaşacaksınız. Zamanla veri kaçaklarınız olacaktır. Ee, burada birkaç şey söyleyebilirsiniz. İşte ben bunu zaten kodda kontrol ediyorum. Bu da diğer büyük hatalardan bir tanesidir. Verinin integrity diyoruz. Integrity'yi e, sizin kodda ta, planlamanız sizin için hatalı olacaktır. Nedeni de şu, e, şöyle düşünün. Hiç sıfır hatalı çalışan yazılımla karşı karşıya kaldınız mı? Bazen yeri geliyor aynı tabloyu onlarca yazılım kullanıyor veya da tek bir yazılımla bile yapıyorsanız bug free yani hatasız bir program oluşturmanız mümkün değildir. O yüzden veri kaçağıyla karşılaşmama ihtimaliniz neredeyse yoktur. Dolayısıyla genel olarak bu çerçevede problemlerle karşılaşıyoruz. Gelelim diğer mevzuya. Mesela TC kimlik no. Biliyorsunuz TC kimlik no 11 karakter ama vergi numarası 10 karakter. Böyle bir durumda siz TC kimlik noyu da tutacağınız alanı, vergi noyu da tutacağınız alanı minimum 11 karakter olarak tanımlamak zorunda kalacaksınız. Çünkü TC kimlik noyu da kaps kapsasın diye. E böyle böyle bir durumda artık sizin örneğin 11 haneli vergi numaralarınız veya 10 haneli TC kimlik numaralarınız olabilir çünkü oraya bir constraint de, bir kısıt da yazamayacaksınız. Yine aynı mantıkla bunun kodla çözülmesinin beklenmesi doğru değil. Tabii ki kod tarafında validasyon yapabilirsiniz, client-side validasyon yapabilirsiniz. Bunlar ayrı şeyler. Fakat veri tabanında integrity'yi mutlaka sağlama almanız gerekiyor. Dolayısıyla bu ilk e, tasarım tekniğinin hatalı olduğunu şiddetle söylemek isterim.